Kavaklarla başlar yaprak dökümü. Penceremin önünde 4 kavak var. Son yapraklar rüzgara karşı çırpınıyorlar kopmamak için. Çınarlar, meşeler, sakız ağaçları, salkım söğütler, akasyalar henüz soyunmadılar. Direnecekler bir süre daha. Yaprakları renk değiştirerek, yeşilden sarıya, bakıra, kızıla, pembeye geçerek. Bence mevsimlerin en güzeli sonbahar. Hele İstanbul'da, hele Kadıköy yakasında. Sonbaharla birlikte bir şiirsellik iner Çamlıca'nın, Kalamış'ın, Erenköy'ün bahçelerine. Yaz kalabalığından kurtulunca boyutları, perspektifleri ortaya çıkan eski soylu sokaklara. Çalışmaktan yorulunca böyle geçici aylaklıklarla dinleniyorum. Sonbaharda havanın yoğunluğu da değişmiştir. Sesler başka türlü yankılanır. Malta eriği ağacı çiçeğini sonbaharda açar. Bu çiçeğin mayhoş, uçucu, ısrarsız kokusu sonbaharın soylu kişiliğine çok yaraşır. Kalamış'ta, Ethem Efendi'de, çifte havuzlarda, şaşkın bakkaldaki bahçelerin önünden sırf onun raihasını duymak için tekrar tekrar geçerim. Viyana'da, 1960'da Viyana'da bir sonbahardı. Reisi Cumhur açtı kongreyi. Ondan sonra ben şeyi bakıyorum, gündeme bakıyorum neler var diye. Birden kendimi Galatasaray günlerime, okuldaki günlerime gitmiş hissettim. Ama nereden geldi bu his bilmiyorum. Sonra anladım. Kürsüden gelen bir ses bana bu çağrışımı yapmıştı. Kürsüye baktım, Monsieur Dar. Saçları biraz daha aklaşmış. Reis-i Cumhur'dan sonra kongreyi açan UNESCO Kültür Genel Direktörü sıfatıyla konuşuyordu. Tıpkı kendi sınıfımızda konuştuğu tonaliteyle konuşuyordu. Kendisini gördüm, heyecanlandım. Şeye söyledim, yanındaki Ahmet Kutsi Bey'e. Ara verildiği zaman yanına gittik. Benim üstümde hiçbir başka işaret yoktu, sadece ismim vardı tabii, yani Türk delegesi olarak. İsmim vardı. Kutsi Bey dedi ki, bu beyi tanıyor musunuz dedi Müsidara. Numaramla, 44, Karantikater Aldun dedi birdenbire. Ve tabii kucaklaştık, sevindi. İşte anlattım, işte ben şimdi yazar oldum dedim, şu oldum dedim, bu oldum, sevindi. Ve bir kongrede Türkiye'yi temsil edecek düzeye gelmiş bir evet, kültür adamı olmuşsunuz. Rütuf göstermişlerdi, beni seçmişlerdi. Fakat daha garip bir şey oldu. Bir bildiri yayınladım ben o kongrede. Bir bildiri sırası bana geldiği zaman. Hocam da o toplantıyı, o komisyonu yönetiyordu bir yanada. Ve sıra bana gelince şöyle bir toparlandığını falan böyle, işte hepimiz de hocayız ya, talebem diye bir gururlandığını hisseder gibi oldum. Fakat ben bildirimi Almanca hazırlamıştım. Çünkü Viyana'da oluyordu. Almanlar ekseriyetliydi. Sonra ben de Viyana'da tiyatro ihtisası yapmıştım. Bundan ötürü daha kolay gelmişti bana Almanca yapmak. Monsieur Dar kulaksız olarak beni dinlemeye hazırken bu durumda kulaklık takmak zorunluluğunu duydu. Fransızca tercümesini duymak için. Bittikten sonra bana bunu yapmayacaktın dedi. Haldun Taner'in başlıca özelliği iki alanda da eşit denilebilecek ölçüde başarılı olması idi. Hem çok bildiğiniz gibi renkli bir kişiliği vardı, hem de çok tuhaf bir sözcük belki ama yararlıydı kişiliği. Ne demek istiyorum yararlı kişilikle? Çok yaygın bulunan, yazık ki yaygın bulunan bir takım zehirli özelliklerin panzehiri gibiydi Taner'in kişiliği. Çok ciddi bir insandı aslında. İşinde son derece de ciddiydi, çok titizdi. Ama hiç kasıntılı değildi. Hiç o havayı almazdınız. Çok hicivciydi ama kırıcı değildi. İnsanlarla iyi geçinirdi, çok dostlukları vardı, yakın olurdu ama gruplara katılma özelliği yoktu. Çok bağımsızdı. En iyi anlamda bağımsızdı. Halktan yanaydı. Çok demokrat kafalı ve ruhluydu. Ama bunu hiçbir zaman
bir kişisel caka konusu, bir başkalarına üstten bakma, ben namusluyum sen değilsin tavrı çizgisine vardırmazdı. Hep herkes eşittir ve herkes saygı değerdir Türkiye'de. Demokrasi tolerans rejimidir. Başkalarını sabırla dinleme rejimidir. Alçak gönüllü olup hatalarını kabul etme rejimidir. Tartışmasız demokrasi olmaz. Tartışmaları gerçeğe varma yolu saymayıp bir onur düellosu sayan hışırlar gerçek demokrat olamazlar. Demokraside el pençe divan durup boyun kırmak yoktur. Dal kavukluk, evet efendimcilik, sepet efendimcilik, aynen keramet efendimcilik yoktur. Demokrasi zart zurta hiç gelemez. Bu budur. Ben yaptım oldu sananların balonunu deler. Demokrasi kuru bir etiket değildir. Demokrasi bir düşünce tarzıdır, bir yaşam uslubudur. Hasılı demokrasi en güç rejimdir. Çünkü kültür ister, olgunluk ister, eğitim ister. Sade fikir özgürlüğü, söz eşitliği yetmez. O fikir ve sözlerde seviye de ister. Demokrasiye sığar, ne Türk zihniyetine sığar. Sanıyorum Haldun Taner'in iyi kısa hikayeci oluşu çok boyutluluğun bir sonucu. Haldun Taner çok boyutlu bir insandı. Bu çok boyutluluk yalnız seçtiği türler bakımından değil, kısa hikaye, tiyatro, köşe yazarlığı tarzında çeşitli türleri denemiş olmasından ileri gelen bir çok boyutluluk değil, aynı zamanda kültürler bakımından da çok boyutluydu. Batı'ya açıldıkları zaman yalnız bir tek topluma açılan yazarlarımızın aksine Haldun Taner birçok topluma, birçok toplumun kültür etkisiyle açılmış olan bir kişiydi. Yalnız Fransız etkisi altında kalanlardan farklı olarak Alman etkisini de, Avusturya etkisini de bizim toplumumuza aktarabilmiş olan kişidir. Ama bir özelliği bütün bunları ikinci plana iter. Çünkü aynı zamanda çok da yerlidir. Bir Alman gazeteci grubu şehrimize gelmiş, çeşitli konularda röportajlar yapıyorlar. Eski Beyoğlu üzerindeki görüşlerimi almak için bana da başvurdular. Bir zamanlar yok olmasını önlemek için bir savaşın verdiğim Markiz lokalinin sahibinden izin almışlar. Bu tarihi lokalde ayaküstü buluştuk. Beyoğlu'nun ortasında yıllardır unutulmuşluğa terk edilmiş lokali açtırmışlar. 8 yılın birikimi toz toprak içinde. Onlara eski Beyoğlu ve tarihi hakkında bilgiler sıralarken duvarda ilkbaharı ve sonbaharı tasvir eden Belopok duvar fayansları ve Masar Remor'un vitrayları da melul mahzun bizi dinliyorlardı. Wir befinden uns jetzt hier in den Trümmern des berühmten Café Marquise. Yahya Kemal'in Paris'te gençlik yıllarında sık sık gittiği Closeri Delila adlı kahve, şairlerin, yazarların, ressamların sevdiği bir kahveydi. Oranın sürekli müşterisi olan bu şöhretlerin adları, oturdukları masalarda bronz bir plaketle belirtilmiştir. Geçen yıl oradaki masalardan birine bir törenle ünlü Türk şairi Yahya Kemal'in adı da yazıldı. Kendini beğenmiş Fransızlar bile bir ünlü şairimizden bu onuru esirgemezlerken, biz sade Yahya Kemal'in değil, daha nice nice şair, romancı, ressam, eleştirmen, Türk sanatçısının gittiği, canlı bir tarihi müze olarak bugüne kadar gelebilmiş bir lokalin, eski Lobon, bugünkü Markiz Pastanesi'nin bir parçacı dükkanı yapılmasını önleyemedik. Bu canım tarihi lokalin hoyrat bir kararla parçacı dükkanı haline getirilmek istenmesi, estetiğe ve eski birikime karşı ilgisizliğimizin, vefasızlığımızın yüz kızartan bir belirtisi değil mi? Ced be ced İstanbullu olanlar, İstanbul'un çok semtinde oturmuş olanlar, bir çeşit İstanbul ve İstanbullu uzmanı sayılırlar.
Geçen de hesapladım, bu sihirli kentin tam 20 ayrı semtinde oturmuşum zaman zaman. Bir sevgilinin kolunu, boynunu, yüzünü, bileklerini, ellerini ayrı ayrı sever gibi. İstanbul deyince benim aklıma Fatih Sultan Mehmet gelir her şeyden önce. Sade burayı bizim ettiği için değil, insan haklarının ilk öncülüğünü yapan, Batı ile Doğu'yu kucaklayan eşsiz ve yüce toleransından ötürü. Bence İstanbul Süleymaniye'dir, Sultanahmet Camii'dir. Onun aydınlık pencereleri, benzersiz mavi çinileridir. Ayasofya'dır, Aya İrini'dir de aynı zamanda. Bizans surları kadar Anadolu Hisarı'dır da İstanbul. Eski Pera'dır, Kumkapı'dır, Tatavla'dır, Tarlabaşı'dır azınlıklarıyla. Öte yandan %100 Müslüman Üsküdar'ı, Eyüp'ü, Sütlüce'si ve Karacaahmet'in selvileriyle. İstanbul Çinili Köşkü'dür Topkapı Sarayı'nın, Şemsi Paşa Camii'dir. Sinan'ın küçük boyutlarla oynayıp dünyaya hediye ettiği erişilmez estetik harikası. İstanbul deyince aklıma gelen menba sularıdır İstanbul'un. İstanbullu damakları dünyanın en tatlı, en hafif, en şifalı sularıyla şımartan. Sonra acayip semt ve sokak adları gelir İstanbul'un. Evet, İstanbul bunlardır hep. İstanbul Cemil Topuzlu'dur, Tamburi Cemil Bey'dir, Mesut Cemil'dir, Burhan Felek'tir, Müsahipzade Celal'dir, Muhsin Ertuğrul'dur, Bal Mahmut'tur, Münir Nurettin'dir, Namık İsmail'dir, Cemal Nadir'dir. İstanbul direkler arasıdır, Güllü Agop'tur, Mınakyan Kumpanyası'dır, Orta Oyunu'dur, Hamdi'dir, Abdi'dir, Naşit'tir, Kel Hasan'dır, Dümbüllü'dür, Borozan Tevfik'tir, Meddah Sururi'dir, Darülbedai'dir. İşin tuhafı, hiç İstanbullu olmadıkları halde İstanbul'u en iyi tasvir etmiş olan Çallı İbrahim de İstanbul'dur. Üsküplü Yahya Kemal de, Adapazarlı Sait Faik de öyle. Her türlü şovenizmden nefret eden bir insan olduğum için şimdi elbet ne mutlu İstanbulluyum diye bitirmeyeceğim bu yazıyı. Ama kalemimin ucuna gelen başka bir cümleyi de durduramayacağım. Ne mutlu İstanbul'u yaşayana, yaşayacak olanlara. Mizahla,
mantıkla karşı koymak. Radikal düşünmek, dedüksiyon yapmak, Descartes'tan öğrendiğimiz düşünce metotlarını kullanarak her şeye şüpheyle yaklaşmak, karşıtıyla tezi, tezle antitezi kıyaslamak, ondan sonra senteze varmak. Her zaman titiz bir ölçüt sahibi olmak. Asla gelip geçen zorbalıklara boyun eğmemek. Yürürdüm fakat ben muannet sabu dediği gibi Tevfik Fikret'in, doğru bildiğimiz yolda, birbirimizden ayrı yoldan da olsa, imanla yürümek. Başımıza bazı aksilikler de gelse, bildiğimizden şaşmamak. İşte bunlar bizim denominatör konumumuz. İşte buralarda ortağız. İstanbul Darülfünun'u hukuku düvel profesörü Ahmet Selahattin, üniversitenin en genç profesörüdür. Her sabah bebek bahçesine bakan kiralık evinden eşini ve çocuğunu öperek ayrılan bu dalgın profesör, elinde çantası Zeynep Hanım konağındaki üniversitenin yolunu tutmakta ve kürsüye çıkınca kendini özlemle bekleyen öğrencilerinin pırıl pırıl gözlerini daha da parlatan sıcak, dolu dolu, tadına doyulmaz derslerini vermektedir. İstanbul, karanlık yazgısından habersiz, her güz mevsimi olduğu gibi hülyalı, şiirsel bir yaz uzantısı yaşamaktadır. Bebek bahçesinin ağaçlarına kümelenmiş kuşlar ortalığı korolarıyla gürültüye boğmaktadırlar. Ama Boğaz sularında müttefik donanması demirlemiş durmaktadır. İşgal polisi büyük yurtseverin peşindedir. Sık sık bebekteki evine gelir, onu ararlar. Artık özel yaşamı, kişisel kaygıları, sıhhati, ailesi kalmamıştır onun için. Vakit gazetesine yazdığı bir seri baş makalede Türk haklarının birer birer hukuki gerekçelerini saptayıp dünyaya anlatacaktır. 3 yıl sonra, yani 1922 yılının Kasım ayında Lozan'da toplanan Uluslararası Sulh Konferansı'nda Türk haklarını savunacak olanlara bu müdafaanın bilimsel ve hukuki gerekçelerini ayrıntılarıyla ve büyük bilimsel vukufla önceden hazırlamış bulunmaktadır. Onu Lozan'ın öncüsü saydıran da bu hizmetleridir. Ahmet Selahattin, Kurtuluş Savaşı'nı ve zaferi göremeden gözlerini dünyaya kapar. Öldüğünde 42 yaşındadır ve cebinden yalnız 75 kuruş çıkmıştır. Bütün bu ayrıntıları nereden mi biliyorum? Kendisi babamdır da ondan. Heidelberg bildiğim bir şehir değildi. Adını sadece üniversitesinden ötürü duymuşluğum vardı. Babam 1917'de Almanya'daki Berlin Üniversitesi'nin çağrılısı olarak oraya gittiğinde orada gördüğü bir film onu etkilemiş. Bu filmde Heidelberg'deki gençlik, üniversite gençliği gösteriliyormuş. Bu görüntüler babamı etkilemiş olacak ki yurda döndükten sonra yanında asistan gibi çalışan en çalışkan öğrencisi Hayri Bey'e bir olanak olsa da oğlumu öyle bir üniversitede okutsam gibi bir dileğini söylemiş. Efendim, Heidelberg Üniversitesi'nde iktisat okuyordunuz. Evet. Üniversitede 3. yılınız bittiğinde kuvvetli bir soğuk algınlığı sizi yatağa düşürdü ve biraz ihmaliniz de oldu galiba. Bu hastalık ciddi bir akciğer rahatsızlığına dönüştü sizde. Evet. Bir süre üniversitenin revirinde yattınız. Sonra Türkiye'ye dönmek zorunda kaldınız. Ve evde istirahate çekildiniz. O zaman bu ilaçlar yoktu. Birkaç yıl evde istirahat etmek zorunda kaldınız. Evet. Ama bu süreyi de bu süreyi de yararlı bir biçimde geçirdiniz. Bol bol okudunuz. Efendim, büyük hastalıklar insanların kendileriyle bir nefis muhasebesi yapmasına da vesile oluyor. İnsan şöyle bir geçmiş hayatını düşünüyor. Eskiden beri istediği, arzuladığı şeylerin ne olduğunu şöyle bir tartıyor.
ve özlü ile özsüzü, yüzeyde ile derin olanı, geçici ile kalıcıyı daha iyi anlıyor ölümle karşı karşıya kalmak. Bu hastalık bana büyük bir kazanç oldu diyebilirim. Ve işte edebiyat hiç o zamana kadar, yani biraz yetenekli olmama rağmen hiç düşünmediğim, meslek olarak almayı düşünmediğim edebiyat, felsefe ve bu gibi şeyler, faaliyetler, zihni faaliyetler beni daha çok sarmaya başladı. Haldun Taner'i tanıyanlar onun uğraş alanının ne kadar geniş bir yelpaze oluşturduğunu bilirler. Tiyatro yazarlığından öykücülüğe, üniversite hocalığından gazeteciliğe kadar uzanır bu yelpaze. Ama bu farklı uğraş alanlarında Haldun Taner hemen hemen hep aynı yolu, aynı yöntemi izler. Hepsinde insanla, toplumla ilgili sorunlardan, güncel olandan yola çıkar. Ama güncel olanın o dar, sınırlı çerçevesinde sıkışıp kalmaz. Güncel olanı aşıp onu geniş bir bağlama, bir bütüne yerleştirir. Böylece gelip geçici olana süreklilik kazandırır. Bu ülkeye sadece yazar olarak hizmet etmekle kalmadınız. Tiyatroda birçok ilklerin öncüsü oldunuz. Tiyatronun üniversitelere bir bilim dalı olarak kabul edilmesi, daha doğrusu üniversitelerde tiyatro enstitüleri kurulması yolundaki girişimleriniz de bu alandaki çalışmalarınıza örnek olarak gösterilebilir. Ben 1950'li yılların başında, 52'lerde asistan bulundum İstanbul Üniversitesi'nde. Bir önerge vermiştim şeye, profesörler kuruluna. İstanbul Üniversitesi'nde de bir tiyatro enstitüsü kuralım. Tiyatro bilimini akademik çatının altına alalım. Tiyatro tarihine, tiyatro bilimine bilimsel yaklaşalım. Haldun Taner, çağdaş Türk tiyatrosunun kişiliğini ve yönelişlerini belirleyen yazarlarımızın başında gelmektedir. Hepsi de sahnelenmiş olan 20'yi aşkın oyun yazmıştır. Bu oyunlar bugün de sürekli olarak sahnelenmektedir. Tiyatro bir ulusun kültürel yaşamında ne ölçüde etkin oluyor? Bu konudaki düşüncelerimiz... Efendim, tiyatro... Çok kısa bir cümle, yani çok slogan bir cümle konuşarak söyleyeyim. Tiyatro, uygarlığı yurdun dört köşesine dağıtan bir meslek. Okuldan çok daha kesip, daha pratik, daha kestirme, daha etkili. Tiyatro yazarlığının ilk döneminde alışılagelmiş biçimde benzetmeci oyunlar yazmıştır. Ancak bu oyunlarda bile çarpıcı buluşların ve daha önce tiyatromuzda hiç denenmemiş tekniklerin kullanıldığı görülür. Taner Tiyatrosu'nun ikinci dönemi müzikli epik oyunlar dediğimiz dönem olarak tanımlanabilir. Keşanlı Ali Destanı oyunu ile başlayan bu dönemde Haldun Taner geleneksel tiyatromuzun göstermeci biçimlerini Brecht'in epik tiyatrosunun teknikleriyle kaynaştırarak tiyatromuzda yeni bir öz biçim ilişkisi bağlamında çığır açmıştır. Morgan gömlek giyendi, gümüş gözlük takardı, hafif şehya bakardı, yattı mı tahttan yatardı. Kaşta bıçak yarası, yüzde adet çıbadı, kurşun yemiş ayağı, belli bir dümsüz atsardı. Oha, onsuz bizden bilmem şimdi neredeydi, neredeydi, çöplük beydik ya da hepsi baksız gücü beydik, gücü beydik. Kızlarımız bir yatağa düşmüş gözü, kimimiz o esteri, kimimiz meyhanedeydi. Haldun Taner Tiyatrosu'nun üçüncü dönemini ise Kabare Tiyatrosu dönemi olarak değerlendirebiliriz. Bu dönemde Devekuşu Kabare Tiyatrosu için yazdığı oyunlarla Taner, Türkiye'de politik toplumsal taşlamaya yönelen Kabare Tiyatrosu'nun öncüsü olmuştur. Ben şimdi genç olsam,
sağlıklı olsam yine bir kabaret tiyatrosu kurmayı düşünebilirim. Güneş iyice aydınlattı karşı kıyıyı. Bizden göründüğü sırasıyla Topkapı Sarayı, Aya İrim, Süleymaniye, Ayasofya, Beyazıt ve solda önde hepsinden de zarif Sultanahmet, filmcilerin o pek sevdiği karşıdan yatık ışık almaya başladılar. Mimarları bu yapıtları sanki sırf bu ışık için yaratmış gibidirler. Tralesli Antemius Usta, Miletli İzodur, Koca Sinan, Sedefkar Mehmet Ağa, cümlenizin artık toz olmuş, doğayla kaynaşmış değerli kafataslarınızdan ve mübarek ellerinizden sevgiyle öperim. Bazen havanın bir açıp kapadığı güz sabahları iri siyah bulutlar güneşin önünden geçerek ilahi bir ışık oyununa başlarlar. Her birini kısa bir süre nur içinde bırakan. Şu Bizanslıdır, bu Osmanlı ayrımı yapmadan. Bu görmeden inanılmayacak görüntü oyunları da sabahın erken saatlerine özgü. Bu görüntüleri de yutmak gerek, içe sindirmek. Hazır önümüze çıkmışken. Çünkü bir gün geç olacaktır. Bilirim, kestiririm, ön sezerim. Bu nimetler insana ilelebet verilmemiş. Taner'in katıksız bir İstanbul efendisi olduğu kesin. Nezaketli ve saygılı bir insan olduğu da malum. Taner'in İstanbul efendiliği İstanbul'u, İstanbulluyu çok iyi bilmesi ve anlamasından kaynaklanır. İstanbulluyu, yaşamını etkileyen olaylar karşısındaki vurdum duymazlığını, tepki göstermekteki güçsüzlüğünü, mesela İstanbul'u yeryüzünde binlerce örneği olan kişiliksiz sıradan, kentlerden ayıran binalarının teker teker yıkılıp gitmesi karşısında vurdum duymazlığını, ilgisizliğini Taner kadar yerden yere vuran ve eleştiren yoktur. Bence Taner'i gelmiş geçmiş en saygın İstanbul efendisi kılan da asıl bu yönüdür. Evde çalışırken çalışma atmosferinin bozulmasından hoşlanmaz, başkasının da buna özen göstermesini isterdi. Kafası her an çağrışımlarla doluydu. Her zaman not alırdı. Bu not alma işi günün her saatinde olabilirdi. Batılı düşünce yöntemlerini çocukluğundan itibaren öğrenmişti. Yöntemli düşünürdü. Düşündüklerini yazıya ve yaşama geçirmekte ustaydı. Yurt dışında verdiği konferanslarda, katıldığı kongrelerde, adına düzenlenen toplantılarda bilgisi, tavrı ve kişiliğiyle yabancılarda da saygı uyandırırdı. 1980'de Hamburg'daki Erstoich Tiyatrosu'nda Keşanlı'yı Almanca olarak izlerken sanatın bütün ön yargılı duvarları nasıl yıktığına ben de şahit olmuştum. Sahnedeki Türk yazarını alkışlayan topluluğu incelerken Berlin'deki bir gazetenin birinci sayfasında yer alan fotoğrafı ve altındaki yazıdan Grand Seigneur aus Istanbul, İstanbullu bir beyefendi sözleri aklıma geliyor. Yarın diyorum Hamburg'daki gazetelerde bu olaydan bahsedince buradaki Türk işçileri kendilerini ikinci sınıf vatandaş saymayacaklar. Onlar adına da kendim adına da bu Türk yazarını olanca gücümle alkışlıyorum. Onu anmak için, ona güle güle demek için Can Yücel'in şu dizeleriyle bitirmek istiyorum sözümü. Haldun Taner'e. Baktım sana Yahya gibi teşvikiyeden. Kimler seni etmiş olmalı ki teşvik? Küplüce'ye ta gidiyordun. Yürüyordun aramızda, yürüyordun aramızdan. Gider ayak sen belki de insan Haldun. Çok bir güzel, çok bir güzel, çok bir güzel. Yepyeni bir İstanbul'du. Evet, sonuna kadar çalışmak. Bu fakir milletin en iyi okullarında yetişmenin bedelini hasta da olsa durmadan arı gibi çalışarak ödemek. O zaman sonbahar kötümserleştiremez insanı. Dallarından kopmamak için sonuna dek çırpınan o küçücük kavak yaprakları gibi direnmek. Sırası gelince de sessizce, şikayetsizce dalından kopup gitmek.
yerini gelecek baharda açacak yenilerine bırakarak.